Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanlarım, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, değerli protokol mensupları, kıymetli davetliler ve sevgili çaycumanlar. Çok değerli iş adamımız, İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Bülent Kankarcı'nın katkılarıyla yaptırılacak olan Çaycuma Atatürk İlkokulu Temel Atma Töreni programını arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, halk oyunları gösterileri, açılış konuşmaları, plaket takdimi, temel atma, kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna kıymetli konuklarımız, uzaktan ve yakından gelen dostlarımız, değerli çaycumanlar. Bugün yapımını başlatacağımız Atatürk İlkokulu inşaatının temel atma törenine hoş geldiniz. Koçkan İnşaat olarak 30 yıla aşkın bir süredir yüklenici sıfatıyla Çaycuma'da ve yurt genelinde çok sayıda inşaatlar yaptık. Çok sayıda temel atma ve açılış törenleri tertipledik. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaştık. Ve tabii ki bugün mutluluğumuzun bunlardan başka bir tadı, farkı ve derinliği var. Çünkü bu defa her zamanki yüklenici rolüne ilave olarak tarafımızdan eğitime yapılan mütevazi katkıyı da içinde barındırıyor. Doğduğum, yetiştiğim, meslek hayatımı sürdürdüğüm ve halen yaşamımı sürdürdüğüm Çaycuma'mızın mevcut eğitim tesislerine Yüce Atatürk'ün adıyla yeni ve modern bir okul eklenmesine katkıda bulunmaktan dolayı eşim Belgin Kankarcı ile ne kadar huzurlu ve duygu yüklü olduğumuzu sözcüklerle tarif etmemiz imkansız. Değerli konuklarımız, heyecanınıza ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İnsan eğitiminin önemini ve değerini anlatmaya çalışmaya gerek olmadığının farkındayım. Ancak bütün uğraşlara rağmen içinde bulunduğumuz 2013 yılı koşullarında bile İnsanlarımıza çağa uygun yeterli eğitim veremediğimizin altını çizmem gerekiyor. Yaşamım boyunca gündemden hiç düşmeyen işsizlik temel sorunu bana göre aslında yeterince eğitim veremediğimiz mesleksiz genç insanlarımızdan kaynaklanmaktadır. Bu durumun sorumlusu meslek öğretemediğimiz insanlarımız değildir tabii ki. Bir tarafta işsiz olduğunu söyleyen basırsız insan olduğu, diğer tarafta biz girişimcilerin arayıp bulmakta zorluk çektiği meslek sahibi insan azlığı. Bu çelişkiyi kaldırdığımız ölçüde gelişmiş ve kalkınmış toplum olacağımıza inanıyorum. Bölgemizin kurtuluşunu da Filyosçay yatağına yapılması düşünülen termik santrallara ve ağır sanayi yatırımlarına bel bağlamak yerine cennet memleketimizi daha fazla kirletmek yerine yetişmiş insan gücümüzü çoğaltmakta görüyorum. Bu yolda Eskişehir'de meydana gelen değişim bize olumlu örnek oluşturabilir diye düşünüyorum. Hedefimiz daha çok okul, daha çok spor alanı, daha çok öğrenci olmalı. Memleketi en iyi hizmet o memleketin yetiştirdiği evlatlar sayesinde olacaktır. Değerli konuklar, sözü fazla uzatmadan bu güzel toplumun oluşmasına sebep olanlara eşim Belgin ile birlikte teşekkür etmek istiyoruz. Bu projenin ortaya çıkmasında en büyük emekli olan değerli kaymakamımız Hasan Yaman'a ve aynı zamanda değerli belediye başkanımız Mithat Gülşen'e huzurunuza teşekkür ediyoruz.
Projeyi destekleyerek düşünceden uygulamaya dönüştüren Sayın Valimiz Erol Yıldız'a şükranlarımızı sunuyoruz. Milli Eğitim, Özel İdare, Çevre ve Şehircilik, Kaymakamlık ve Belediye ile kamu özel kuruluşlar personellerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Törenimize gelen basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Alın terleriyle bu bağışın oluşmasını sağlayan, yıllardır gece gündüz birlikte çalıştığımız eski ve yeni Koçkan İnşaat'taki çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Törenimizi onurlandıran eski bakanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Köksal Toptan'a çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum Köksal Bey'e. Sayın Milletvekilimiz ve Çağrıman'ın değerli evladı Alisan Köktürk kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Eski valimiz, yıllarca beraber olduğunuz sevgili valimiz Yavuz Erkmen'e de hoş geldiniz diyorum. Burada adını sayamadıklarımdan çok özür dileyerek törene katılan tüm dostlarımıza ve kıymetli çağrımanlara gönülden teşekkür ediyoruz. En son ve özel teşekkür ise aramızda bulunan annem Afet Tantar Beşik'tir. Günü ve bugünü buluşturan devletimizin çok değerli temsilcileri, değerli valilerimiz, değerli meclis başkanım, değerli milletvekillerim, değerli belediye başkan arkadaşlarımız, il başkanımız, değerli komutanım, sivil ve siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, değerli çay cumalılar, basınımızın güzeline temsilcileri, öncelikle bu güzel ve anlamlı güne teşriflerinden dolayı halkım, şahsım ve belediyem olarak hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii gerçekten heyecanlanmamak mümkün değil Sayın Kantarcı'nın dediği gibi. Çay Cuma bugün tarihi günlerden bir tanesini yaşıyor. Geçmişte burada çok eski bir okulumuz vardı. Ve bu okulumuzun bir an önce yerine bir okul yapılması gerekiyor idi. Ben özellikle bu okulumuzun yapımında bu hayırsever düşünce ve davranışından dolayı Kantarcı ailesine gerçekten tebrik ediyorum. Bugünlere taşıyan Kantarcı ailesinin değerli büyüğü, meslektaşım, ebedi intikal eden Sayın Nihat Kartalcı'yı şükranla ve rahmetle anıyorum. Sayın muhallelerim, sayın başkanım, sayın vekilim, ülkemizden ve ülkemiz dışından gelen değerli konuklar, devlet vatandaş işbirliği çerçevesinde Zonguldak Valiliği ve ilçe büyük adamlarında Sayın Bülent Kantarcı ailesi tarafından yaptırılacak olan Vatandaşlık Okulu açılış temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim tabi burada belediye başkanımız da belirtti. Çok iddiaya derme çatma bir ilk okulumuz vardı, bir ilk öğretim okulumuz vardı. Benim de ilçe kaymakamı olarak hep içimde bir mutluydu. Çünkü okulun ismi Atatürk İlk Öğretim Okulu'ydu. Atatürk gibi büyük bir şahsiyetin, büyük bir ismin, kurucumuzun, önderimizin ismiyle mütenasip olmayan bir görünüm arz ediyordu. 4 Temmuz 2012 tarihinde Bayındırlık Müdürlüğü'nce tanzim edilen rapor doğrultusunda okulumuz yıkıldı. Sayın Valimizin talimatlarıyla hemen bize hayırsever arayışına girmiştik. Sağ olsun Sayın Bülent Kantarcı ve ailesi Konya ilgi alaka gösterdiler. Ve bugün sizlerin huzurunda okulumuzun evet atma törenini yapmış bulunuyoruz. Değerli valilerim, çok değerli önceki dönem meclis başkanım, çok değerli kaymakamım, değerli belediye başkanları, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, değerli eğitim yöneticilerim, çok değerli konuklar, değerli komutanlarım, bugün son derece anlamlı bir etkinlikte bir arada bulunuyoruz. Ben öncelikle en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla sizlere yürekten selamlıyorum. İlçemizde sadece meslek yaşamındaki başarıları ve titizliğiyle değil,
aynı zamanda ilçemizin ve ülkemizin sorunlarına duyarlıyla çok yakından tanıdığımız değerli ağabeyim, sevgili Bülent Kantarcı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Atatürk İlkokulu'nun temel atma töreninde birlikte olmaktan, hep beraber olmaktan gerçekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu nedenle bu onuru bize yaşatan, bu onurlu günde bizleri bir araya getiren sevgili Bülent Kantarcı başta olmak üzere değerli valimize, değerli kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza ve bu okulun yapımına katkı koyan tüm yönetici ve yurttaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çok kıymetli başkanım, çok değerli milletvekili, çok kıymetli kardeşiniz, Zonguldak eski valimiz ve her şeyden önce bu güne vesile olan saygıdeğer Bülent Kantarcı ve değerli eşleri, çok kıymetli misafirler ve çok kıymetli tercümanlar. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle unutulmaması gereken Sayın Bülent Kantarcı'nın merhum babaları, ben Ruhan Renkler'in de burada olduğunu inanıyorum. Onu rahmet ve millet tanıyor, değerli eşlerinin ellerinden öpüyorum. Bugün devlet vatandaş işbirliğiyle yapılması planlanan ve kapa inşaatı çok değerli iş adamımız Bülent Kantarcı tarafından yaptırılacak olan 16 Dersikli Atatürk İlköğretim Okulu'nun hem Zonguldak'ımıza hem Çaycumağımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok değerli valilerimiz, sevgili milletvekili kardeşim, değerli kaymakamımız, sevgili başkanlarımız, konuklarımız, sevgili Çaycumağlarımız, hemşehrilerimiz, basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu açılış töreninin eğitim camiamıza, Zonguldak eğitim hayatına, Çaycumağı eğitim hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Bugün gerçekten duygu dolu bir töreni hep beraber idrak ediyoruz. Benim için apayrı önem taşıyan bir mutluluk. Sevgili Bülent Kantarcı'nın babası rahmetli Nihat Kantarcı ile beraber Çaycumağı'nın doğumundan sorunlarını zaman zaman tartışmış, zaman zaman kavga derecesinde çözüm bulmaya uğraşmış ve benim neslimi çok iyi tanıdığı bir abide şahsiyetin oğlunun güzel töreninde bulunmak beni heyecanlandırıyor. Nihat Kantarcı denildiği zaman akla dürüstlük gelirdi. Nihat Kantarcı dediği zaman doğru bildiğini söylemekten şartı ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun sakınmayan bir insan akıllı. Çok şükür ki sevgili Bülent de onun izinden giderek babasını her zaman rahmetle, minnetle hatırlatan, güzel icraatlara imza atan, başarılara imza atan bir arkadaşımız, bir kardeşimiz olarak yetişti. Şimdi bu güzellikler karşılanıyor. Büyük atamızın adını taşıyan bir ilkokulun sökülerek yeniden onun adına yaraşır biçimde inşa edilmesi törenini idrak ediyor. Bir fotoğraf alabilir miyim? Tamam. Başkanım. Sayın Bey.
Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Okulumuzun ilçemize, devletimize, milletimize hayırlı olması için, buraya yardımda bulunan kardeşlerimiz ölmüşün rahmet olması için. İllahi Teala Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun. Good.